Evet, Trabzon günlerinin ikinci günü, açılış günümüz bugün. Gençlik kolları arkadaşlarımızla geleneksel hale getirmiş olduğumuz fetih yürüyüşünü yapacağız. Ahmet abi bu sene Fatih Sultan Mehmet ben değilim. Artık yeter dediler bana, o yüzden ben değilim. Evet, gençlik kolları arkadaşlarımızdan Şener var. Akşam setin olacak bugün. İnşallah. Trabzon'umuzun tanıtım günlerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Akşemseddin hocamızı bugün ben tanıtacağım. Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası biliyorsunuz. Ne diyeyim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Heyecanlıyım. Yani böyle bir önemli karakteri canlandırmaya çalıştığımız için çok heyecanlıyım. Tarihimizde çok önemli yeri var biliyorsunuz. Anlatabilirim ki yani başka bunun dışında. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyoruz. Şener de yeni katıldı aramıza. Evet, Molla Gürani. Bünyamin kardeşimiz, o da Trabzon'dan geldi. Of'tan gelmiş, Trabzon'dan gelmemiş. Selamünaleyküm. Yeni katıldı o da aramıza. Ve çabuk alıştık kendisine hemen. O da bizi sevdi, biz de onu sevdik. Evet, güzel bir yürüyüş olacak. Heyecanlı mısın? İnşallah. Heyecan yok. Bizde heyecan yoktur, çok şükür. Biz Fatih'in fedaileriyiz. Molla Gürani karakterini canlandırmak gurur verici bir şey olduğu için ondan biraz heyecan var olabilir. Ama inşallah güzel bir görevi icra edeceğiz. Teşekkür ediyoruz kendisine. Evet. Bizim meşhur Azmi abimiz var ya. Onun oğlu Erdem Turan yanımızda. Erdem, hazır mısın? Ben Erdem'e diyorum ki ya ben seni şu kıyafetle gördüm diyorum. Yok abi diyor. Yine aynı şekilde Ensar'ı da gördüm diyorum. Öyle kafamda kalmış ama ikisi de yok diyor. Görmedik diyor ama en sonunda gördük gördüğün gibi. Evet Erdem, heyecanlı mısın? Heyecan var abi. Yeniçeri olacağız. Gururluyuz. Kapı kulu askeri. Evet abi, kapı kulu askeri. Evet. Heyecanlısın. Heyecanlıyım abi. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Trabzon günlerini hepinizi bekleriz. Evet. Ensar, Hafız kardeşimiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ensar da bizim yine gençlik kolları arkadaşlarımızdan. Tüm herkesi Trabzon günlüklerine bekleriz. Teşekkür ediyoruz sen yanısına da. Bu arada ezan okunuyor. Evet, bu çocuk çok tehlikeli. Bünyamin. Sen nereliydin Bünyamin? Oflu. Gördün abi, oflu yani. Tehlikeli. Enes hoş geldin. Hemen kıyafetini hazırlan. Evet, heyecanlı mısın? Biraz heyecan. Evet, hep başkanım, heyecanlıyız. Biraz Yeniçeri olduğumuz için, Fatih Sultan'ın askerleri olduğumuz için. Gerçekte de Fatih Sultan Mehmet askeri olmak ister miydin? O zaman da yaşamak ister miydin? Vallahi olurdu başkanım, yaşamak isterdim. Güzel olurdu. Aynen başkanım. Evet, teşekkür ediyoruz kendisine de. Enes geldi. Enes, gel kardeşim. Enes de bizim neden geç kaldın? Önce onu söyle bakalım. Malum sabah burada yalnız yaşadığım için biraz yeğenlerimle meşguldüm. Malum biraz geç kaldım. Onlarla ilgilendim. Geç yola çıktım, geç geldim. Adam dürüst yani. Geç çıktım, geç geldim diyor. Yani heyecanlı mısın? Enes giydi bu kıyafeti birkaç kere daha. O yüzden daha soğukkanlı olacaktır. Yani tabii ki bu göreve ilk kez gelmedik. Burada uzun yıllardır buradayız. Başkanımız da burada. Tabii başkanımızın yanındayız. Bu etkinliklere olmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Evet. Var mı başka söylemek istediğin bir şey? Yok, bu kadar. Teşekkürler. Evet Ahmet abi, hemen hızlıca bir sıcak servis olacağını bildiğim için bu videoyu izleyen tüm hemşehrilerimizi, tüm kardeşlerimizi buraya bekliyoruz. Saat 3'te fetih yürüyüşümüz olacak. Sıcağı sıcağına, canlı canlı yürüyüşü görmek istiyorsanız hepinizi Trabzon günlerine bekliyoruz. Görüşmek üzere. Yeni Kapı Trabzon Kültür Günlerinden selamlar, saygılar. Efendim biz burada tabii bu güzellikleri sizlere yansıtıyoruz. Yanımızda da çok değerli bir isim var. Hem siyasetçi hem de Bağcılar Trabzonlar Dernek Başkanı Arsin'in yiğit delikanlısı Ethem Coşkun. Ethem Başkanım. Nasılsın? Evet. Teşkilatım. Hamdolsun, sağ olun. Çok sağ olun. Başkanımın o güzel sözü, o teşkilatım dediğin zaman evet, harbiden şöyle bir enerji doluyor insan evet, sayın evet, başkanım. Evet, hep biliyorsun Karadeniz olarak birbirimize çok severiz, sayarız, eyvallah, saygı eyvallah, duyarız. Hep kardeşiz, akrabayız deriz de diyorum bu sefer de teşkilatız ya. Aynı kesinlikle teşkilat deyince siyasi olarak kimse düşünmesin. Biz birbirimizi seven bir milletiz. Vatanımız, milletimizi seven milletiz. Eyvallah. İnşallah bu güzellikleri de Yeni Kapı'da sizin de söylediğiniz gibi İstanbul'a getirdik. İstanbul'da davamız, derdimiz, sıkıntımız dedi ki hemşerimizi bir araya görmek, çok bir araya güzel getirmek. Bu mutluluğunu, teşekkür ediyoruz, yaşamak. Zor şey yapıyoruz ama bu güzellikler insanları, hemşerimizi bir araya gördükten sonra o yorgun üzerimizden atıyoruz. Eyvallah. Başkanım şimdi tabii her yıl oluyor. Bu sene de yine 12.si tahmin ediyorum. Evet. 13. 13 mu? Evet. Evet. Bizi bir araya getiren hem dernek yönetim başkanına hem siz yöneticilere çok teşekkür ediyoruz. Buradan da izleyenlere o zaman şöyle diyelim. Buyurun gelin efendim. Yeni Kapı'da bekliyoruz ki
Trabzon'un derneklerin bildiğiniz gibi hemen her ilçede etkinlikleri var, programları var. Bugün Yeni Kapı'dayız. Yakın zamanda inşallah ilçelerimizde buluşmak üzere. Hep herkes gelsin. Bizim tek derdimiz bütün zahmeti yaşıyoruz, çekiyoruz. Hemşehrilerimiz gelmesi için. Evet. Hemşehrilerimizi bekliyoruz. Peki, çok teşekkürler. Hemen Beylikdüzü yine yanımda. Beylikdüzü Trabzonlar Dernek Başkanı Sayın Ali Osman Esertaş. Sayın Başkanım, evet başkanımla uzun yıllardan beri her karşılaşırız. Çok evet eski bir dost değil, her zaman dost. Evet. Başkanım gerçekten yıllardan beri o da STK'lara çok hizmet veriyor. Beylikdüzü'nde Trabzonları da bir araya getirdi ve o da şu anda burada bizimle beraber kültür günlerinde Yeni Kapı'da. Evet Sayın Başkanım, sen neler söyleyeceksin bugünle alakalı? Ben çok teşekkür ediyorum. Trabzon'un her zaman kutladığımız, her yıl düzenli olarak yapmış olduğumuz şeyde Dernekler Federasyonu'nda başkan vekilliği yapıyorum. Beylikdüzü Trabzon Derneği'nin kurucularındanım. Maşallah. 2007 yılından beri kurduk. Bu zamana da devam ediyoruz. İyi bir aktifi oluyor. İyi insanlarımızı, hemşerilerimizi, dostlarımızı, kültürümüzü. Ben öncelikle Trabzonlar Derneği olarak söyleyeyim. Ben 10 yıldır horon ve kemençe kursu, telkare bunları veriyorum. Şu ana kadar 1500'e yakın bir öğrenci yetiştirdik. Maşallah. Horon ekibiyle. Bugünkü sahnede olan ekip de bizim ekibimiz. Yarın işte bu kültür demek bizim için her şey demek. Evet. Trabzon için her şey demek. Kültür, sanat dediğin zaman. Burada da federasyonla da 3 dönemdir beraberiz. İsmail Başkanımıza, ona da sonsuz teşekkür ediyorum. İyi bir organize oluyor. Güzel oluyor. Evet. Hemşeriler, dostlar, çok komşularım. Başarılı, orada çok başarılı. Evet, başkanımız o konuda gerçekten iyi bir yol aldık. İyi bir oluşum oldu. Güzel bir çalışmalar oluyor. O konuda herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız kimse bırakmasın. Beylikdüzü Trabzonlar Derneği olarak ben herkese de söyledim. İstanbul'daki bütün hemşirelerimizi Yeni Kapı'ya bekliyoruz inşallah. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum, evet. Murat'ım. Zaten Ali Osman Bey'e de sonsuz sağ ol. Teşekkür ediyorum. Ali Osman Esertaş'ın olduğu her yerde Beylikdüzü Trabzonlar Dernek Başkanı hep başarı vardır. Yıllardan beri de dostluğumuz böyle devam eder. Seni seviyoruz başkanım. Seni sağ ol, var ol. Teşekkür ederim. Efendim bizleri izlemeye devam edin. Buradayız. Efendim Yeni Kapı'dan tekrar hepinize selamlar, saygılar. Tabii şu anda Yeni Kapı'da ikinci gündeyiz. Trabzon Kültür Günlerinde buraya gelen misafirler, onlardan da bir tanesi bizim yapımcımız Ahmet Güngör'ün de çok değerli bir yakını diyelim. Tanıyalım sizi efendim. Ben Fevziye Kaya, Trabzon Maçkalı'nın kalan köyündeyim. Evet, Fevziye Hanım, şöyle ekrana bakalım ki sizleri ekranda görsünler. Maçkalıyım. İşte buraya geldik, buranın güzelliğini yaşamak için. Çok güzel. İnsanlar burada dostlarını, akrabalarını görüyor, mutlu oluyor. Güzellikler çok güzel yani, bu güzellikler. Evet, güzellikler güzel. Peki evet. Bu Ahmet Güngör'ü nasıl biliyorsunuz? Ahmet abimiz çok iyi. İyi mi? Çok. Ya burada bir yanlış olmasın. Ben şu bizi çeken Ahmet'i diyorum. Evet evet. Hatta orada gördüm ben. Resmini çektim. Siz söylemişsiniz. Evet evet evet. Dedim ya, dedim benden meşhur oldun dedim. Yani bize resim çeken hiç öyle olmadı. Peki bir mesajınız var mı şu anda bizleri izleyenlere? Nasıl buldunuz atmosferi? Onlara bir mesajınız olur mu? Burası çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Herkes gelsin, görsün, yaşasın. Horonlar, kemençeler. Ya ne diyeyim mi? Herkese evet. Selam, sevgiler olsun. Ve aleyküm selam diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür efendim, ediyorum. Efendim bizi izlemeye devam edin. Yeni Kapı Trabzon Kültür tanıtım günlerinden bir kez daha selamlar efendim. Şu anda Ortahisar neydi efendim? Halk eğitim merkezi. Merkezi. Evet. Standındayız şu anda. Sizi bir tanıyalım. Hoş geldiniz. Sağ olun. Öncelikle bizi ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Yeni Kapı'da ben 3. yılımdır geliyorum. Burada Halk Eğitim Merkezimizin güzide yapılan işlerinden, el sanatlarından 2-3 tanesi vardır. Bunlarla birlikte gördüğünüz üzere şurada Trabzon telkarisi olan kısmı. Burada Hüseyin hocamız, Erkan hocamız bunun önderliğinde yapılan. Aynı bunlar hep el yapımı oluyor. Tabii ki. Özel eğitim öğrencilerininle birlikte, öğrencilerle birlikte hazırlanan bir takım ürünler bunlar. Hmm. Burada yine kazaziye ürünlerimiz var. Bunlar da tesbihler, işte kazaziyeler, hasırlar, küpeler. Bunları Trabzon'a kazanım olarak görüyoruz. Aynı zamanda Türk toplumuna bir fayda olarak, yarar olarak evet. Görüyoruz bunu.
Size de bunu tanıttığınız için ayrıca teşekkür ederiz. Önderlik ettiniz. Bizim amacımız o zaten. Çok teşekkür ederiz. Yine diğer tarafta şöyle gelelim. Diğer tarafta özel öğrencilerimizin, özel eğitim öğrencilerimizin birlikte hazırladıkları şurada gördüğünüz ayakkabıların tanıtımını yapıyoruz. Evet. Ve satışını yapıyoruz. Ve inanılmaz güzel işler yapıyor çocuklarımız. Maşallah. Onları hayata yaşama kazandırmaktır amacımız. Ortahisar Halk Eğitim Merkezi olarak. Belediye başkanımıza da bir selam gönderelim. Ortahisar Belediye. Çünkü o da çok güzel hizmetler yapıyor orada. Tabii ki. Evet, selam olsun ona da. Sayın Ahmet Metin Genç beyefendiye de buradan ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onları selamlıyoruz. Evet, bizlerden. Peki, çok teşekkür ederim. Sizler için de. Şu Hüseyin hocama bir geçelim bakalım. Yani, buyurun. Hüseyin hocam merhaba. Siz de tanıyalım şöyle. Öncelikle. Trabzon'a ait bir sanatı yapalım. Tam 40 yıldır bu işten uğraşıyorum. Maşallah. Bundan sonraki gelecek arkadaşlar işte gelecek nesillere öğretip nasıl biz usta olduysak onları da inşallah yapıp. Ama çok güzel bir sanat var burada. Hüseyin abi. Tamamen el işi. Yani bunlar ilk del. Mesela Vav'dan Elif'i yaptık bak. Vav'dan Elif'i. Bu elle yapılmış. Tabii ki bunlar elle yapılıyor. Yani bütün hepsi. %99'u elle yapılıyor. %1'i de alıyoruz onu işlemi yapıyoruz. Evet. Ondan sonra. %99'u el işi. Evet. Yani. Bayağı bir emek var Hüseyin abi. Bayağı var. Emek var. Emekler iyi kötü de şükür. Buna da şükür. Gene karşılığını alıyoruz. Aç kalmıyoruz. Çok şükür. Ama vatandaş yani şu anki nesil. Hazır arıyor ki yani bir an önce para yani öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Öyle nerede? Yani bunlarla mesela tek. Ama sanat güzel bir şey. 52 yaşındayım. Aç mı kaldım? Yok. Öyle i̇yi mi? Kötü. İyi maşallah kötü. Hiç göstermiyorsun abi. Teşekkür ederim. Yani iyi kötü yaşıyoruz ama sen biraz daha şey yaşarsan ama biz iyi kötü yaşamaya çalışıyoruz. Yani gayet güzel. Bu mesleği kimse... Bu mesleği herkes yapamaz. Bunu biraz da mesleği seveceğiz. Sanatı kesinlikle seveceğiz. Sevmezsen zaten... Hiçbir şey yapma şansı mümkün yok. Mümkün değil. Bizim kameraman yapımcı abimiz Ahmet Güngör. Bu işi bak bu işi hiç sevmez. Zorlan şu kamerayı tutturuyorum onu ama iyi tutuyor. Yok, evet. Sever. Bak bunlar bak en basiti. Bak şu el yapım kaytar. Zamanında yük taşımak için. Peki abi bunu ne de örüyorsunuz bunu? Bunun tahtası var. Öyle tahtı, mi? Tabii. Bunun için zamanında yük taşımak için kullanılıyor. Bugün ne yaptık? Süs eşyası olarak tak işte bayanlar özellikle dedin bu şekilde olur. Evet. %99 efendim eleme. Tabii. Onu da özellikle belirtelim yani. Peki Hüseyin abi bol hayırlı işler diyelim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Bu kurumumuzu tanıttığınız için Ortahisar Halk Eğitim Merkezi'ne. Selam olsun Ortahisar Halk Eğitim Merkezi'ne tüm çalışanlarına, bütün oradaki öğrencilerimize kolaylıklar diliyoruz. Bizi izlemeye devam edin efendim. Efendim İstanbul'da biliyorsunuz Trabzonluların gururu çok değerli belediye başkanımız Gazi Osman Paşa, belediye başkanımız Hasan Tahsin Usta. Başkanım hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bizlerle hep berabersiniz, mutlu ediyorsunuz bizi. Neler söylemek istersiniz? Size hoş geldiniz diyorum. o da güzel. Evet başkanım, Trabzonlu nerede var? Siz oradasınız. Ama Gazi Osman Paşa'daki hizmetleriniz tabii ki bütün halkımız sizleri çok seviyor. Bugünle alakalı bizlere neler söylemek istersiniz? Bir kere biz tabii Karadeniz olmakta, Trabzon olmakta gurur duyuyoruz ama halkımız var olduğu müddetçe varız. Onu özellikle söylemek lazım. İstanbul büyük bir kent olunca özellikle Anadolu'da memleketine gidemeyen, o hasreti gideremeyen birçok hemşerimiz bugünleri hasretle bekliyor. Trabzon Dernekleri Federasyonu'nda bunu uzun yıllardan beri yapıyor. Belki de ilk başlatan derneklerimizin başında geliyor. İyi bir şekilde de organizasyon yaparak vatandaşlarımızın buraya gelmesine katkı sağlıyor. Bizim buradan çağrımız şu olsun. Tabii ki burada Trabzonlu belediyelerimizin, oradan gelen hemşerilerimizin güzel burada standları var. Biz sadece Trabzonluları, Karadenizleri değil, İstanbul'da bulunan, o bölgeye gidemeyen, bölgeye bilgi almak isteyen her vatandaşı bu tür standları gezmeye davet ediyoruz. Sonuçta bilgimizin artması, böyle kültürümüzün gelişmesi hepimiz için de bir ihtiyaç. Bütün vatandaşlarımızın bu güzel etkinlikleri fırsat buldukça, hatta fırsat ayırdıkça gelip ziyaret etmesini umuyoruz. Kolay bir hizmet değil bunlar. Bunun arkasında çok büyük emek var. Evet başkanım. Belediyelerimiz, derneğimiz, federasyonumuz, yönetimleri buna çok büyük emek veriyor, zaman veriyor. Kıymetli bir çalışma bu. Dolayısıyla bunu değerlendirmek lazım diyorum. Vatandaşlarımıza
bu güzel etkinlikleri yerinde görmesini tavsiye ediyorum. Dernek Federasyon Başkanımıza, dernek yöneticilerimize, buraya katkı sağlayan her bir hemşerimize de yürekten teşekkür ediyoruz. Evet Sayın Başkanım, şimdi Trabzon Dernekleri Federasyonu Sayın İsmail Şatıroğlu Başkanımız başkan olduktan sonra tabii ki her geçen yıl biraz daha çıtayı yukarıya doğru kaldırıyoruz. O da Gazi Osman Paşa'da yetişmiştir. İyi de bir Trabzonlu ve Trabzon sporludur aynı zamanda. Sayın Başkanım'ın bu çalışmalarıyla ilgili bir mesajınız olacak mı? Başkanım da yanınızdayken özellikle. Ya başkanımızın zaten sadece dernekçilik değil, siyaset geçmişi de var. Spor geçmişi var. Zaten bu tür çalışmalar bir deneyim, bir kültürle daha güçlü olur, daha etkinlikli olur. Her geçen yıl ya da zaman içerisinde kendisini yenileyerek, hatta diğer bütün derneklerle yarışarak onların önüne geçecek bir çalışma performansı ortaya koyuyor. Bu işte zor işlerdir. Yani bunu hakikaten zaman vermek, sevmek, yönetmek gerçekten emek vermekle olur. Bir de onun maddi için başkan, manevi hizmet veriyor. Kuşkusuz maddi manevi. Zaten başkan olan bir kere zamanını koyacak, parasını koyacak, enerjisini de koyacak. Evet. Bizim yerimize de gerekirse koyacak. Çünkü bu başkanlık hakikaten meşakkatli bir iş. Biz Trabzon Dernekleri Federasyonu kuruluşundan bugüne kadar emek veren tüm başkanlarımıza, yöneticilerine, dernek başkanlarına bizleri gururla temsil ettikleri için onlara teşekkür ediyoruz. Biz de elimizden geldiğince yanlarında olmaya, destek olmaya inşallah devam edeceğiz. Başkanım zaten biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Gerçekten inşallah belediyelerde de sayılarınız çoğalır Trabzonlu belediye başkanlarımızın. Siz de Gazi Osman Paşa'da çok sevilen, çok güzel hizmetleri yapan bir belediye başkanımızsınız. Her zaman da yanımızda olduğunuz için ayrıca teşekkür ederim. Sayın İsmail Şatıroğlu Başkanım, sizler de birkaç cümle kurmak istersiniz herhalde. Buyurun. Evet, tabii ki teşekkür ediyorum güzel dilek ve temennileriniz için. Bu işler yalnız başına olmuyor. Güç almanız lazım. Destek almanız lazım. İşte biz de İstanbul'da en büyük gücü ve desteği aldığımız, benim semtimin de gururla takip ettiği, mutlulukla ve keyifle izlediği kıymetli hemşerimiz Hasan Tahsin Usta, bizim işte destek aldığımız, güç aldığımız, her zaman kapısını çaldığımızda bize gönlünü, yüreğini, kapısını açan bir değerimiz. Bu değerlerin tabii çoğalması en büyük dileğimiz, temennimiz. Bu anlamda da tabii ki biz bu yıl sizlerin de görmüş olduğunuz gibi sivil toplum örgütleriyle beraber İstanbul'da bir fetih kutlamasını yaptık. 13 yıldır bu organizeyi yapıp ve İstanbul'da her şeyin öncüsü olduğu gibi Trabzon'un İstanbul'daki bu etkinliklerinde öncülerinden bir tanesi işte kıymetli Mustafa Demir Başkanımızın ve kurucularımızın da daha önce de yapmış olduğu bu çalışmalara biz de elimizden geldiği kadar işte kıymetli başkanlarımızların da destekleriyle beraber ileriye taşımaya çalışıyoruz. Allah güç kuvvet versin başkanıma. Gazi Osman Paşa'da Türkiye'de belki insanların birçoğu bilmiyor ama Türkiye'deki en önemli kentsel dönüşümün olduğu yerdir Gazi Osman Paşa. Bu konuda başkanımız biraz mütevazi davranıyor ama bunu ifade etmek, söylemek lazım. Dolayısıyla çok önemli işler yaptı. Çünkü biz 60 yıldır Gazi Osman Paşa'nın bir evladıyız. Oranın şeklini, şemali en iyi bilenlerden biriyim. Olağanüstü bir değişim yaptı. Olağanüstü o Sarıgöl'ün tutun, efendim yıldız tapyalarını, oralarını, her tarafını ve bizim küçük köydeki, şimdi bizim o Karayolları Mahallesi, efendim Paşa Mahallesi dediğimiz, yani büyük bir değişimler yapıyor. Bunları artık herhalde mütevaziliğinden söylemiyor başkanım. Ama büyük bir değişim var Gazi Osman Paşa'da, olağanüstü bir farklılık var. Bu anlamda da bir Gazi Osman Paşalı olarak da kıymetli başkanıma çok teşekkür ediyorum. Allah yolunu açık etsin. Duamız onunla beraber. Bahtını açık etsin. Hizmetleri daha da fazla olsun dileğinde bulunarak ayaklarına sağlık. Bizi de şereflendirdi. Şeref bulduk. Eksik olmasın. İki başkanımıza çok teşekkürler. Başkanım, başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? İstanbul'dan, Yenikapı'dan, Trabzonlu hemşehrilerimizin sıcak ortamından bütün Karadenizlilere, bütün vatandaşlarımıza en derin sevgilerimizi, saygılarımızı buradan göndermiş olalım. Tabii hep şunu ifade ediyoruz. Karadenizli olmak güzel bir ayrıcalıktır ama Trabzonlu olmak da bambaşka bir ayrıcalık yani. Umarım birliğimiz daim olur, güzelliğimiz sürer.
bu mutluluğumuz da hep, her zaman yaşamak nasip olur. Evet, çok teşekkür ederim başkanım. Diyorum. Sağ olun, sağ olun. Efendim şimdi Ahmet abi burada bir şey görüyorum. Bunu da bizim kurucu başkan Sayın Mustafa Demir'e soruyorum. Başkanım bu nedir? İşte bu tırmaç dokuyor, kaytan dokuyor, ip dokuyor. Halı dokuyor. Halı değil bu, halı değil. Bu kadınların yük taşıyacağı o ipi. Yani ona şeyine tırmaç, daha incesine kaytan deniyor. Gibi. Yani yöresel adları değişiyor. Bayağı bizim, da çalışmış, yorulmuş yani. Böyle bizim biraz... Düzköy'de yani tırmaç. Aynı ipler, aynı renkleri kullanıyorlar. Hay maşallah. Tırmaç. Yöresel şeyimiz. Peki. Şimdi evet, diyorum ki bazen bizim de işte derneğimiz 32-33 yıl Düzköy İlçe Derneği. İlk o derneği kurduğum zaman bizimkiler demiş ki Mustafa Demir şey kurdu, honefter kurdu. Derneği anlamadılar ama şimdi her sene 1100 kişiye iftar veriyoruz maşallah, yani. Maşallah. 30 yıldır veriyoruz. Şimdi 1995 yılında beni evet, aradılar. En büyük katılım olan iftar gibi başkanım. Öyle bu geçen sene evet, en büyük oldu. 1000 kişi hesapladık, 1100 kişi geldi öyle. Ama yerimiz 1200 kişilikti. 600 evet, yukarıya. Evet. Şimdi 1995'te aradılar böyle beni. Başkan sen misin? Yusuf Çakıl Esenler'de hatırla. Benim ne? Ya biz Trabzon dernekleri olarak bir araya geliyoruz, gelelim. İşte bir araya geldik. İlk bizim ilk kurucu başkanımız Trabzon Dernekler Birliği adı altında Ergun Gürsoy. Kendisini selamlarım bu konuda. 6 ay bize dayanabildi. Ondan sonra bırakıyor. Ondan sonra çünkü Trabzonlu çok eleştirir yani doğru, böyle. Doğru, doğru. Ondan sonra Tekin Küçük Ali uzun yıllar ona bunu selam aldı. Olsun selam olsun kendisine. Abdi İpekçi spor salonunda yıkıldı görüyorum onu yenileniyor. 15 bin kişiyi her zaman 24 Şubat'ta burada doğru, kutladık, doğru, topladık, doğru, kutladık doğru, onu. Daha sonra 2005'te de 8 dernekle, ilçe derneğiyle birlikte federasyonu kurduk. O yıl bu yıldır ilk etkinliğimiz Feshane'de oluyordu. Feshane'de yaptık uzun etkinlikleri. Evet. 24 Şubat'ı kutladık. Daha sonra bizim gençlik komisyonu Trabzon'un fethini hatim indirerek, bir de Ali Emir'de bir etkinlik yaparak, mezar başta duasıyla yapıyordu. Daha sonra bunu yılda iki kereye çıkardık. Bir fethi, bir de kurtuluş. İstanbul'da Yenikapı'da yaptık, Maltepe'de yaptık, burada yaptık, Antalya'da yaptık, işte Bursa'da yaptık. Bütün hemşehrilerimizi bu şekilde Almanya'da Dortmund'a gittik, orada hazırlıklar yaptık, yeterli izinleri alamadık. Evet. Yani üreze nakli için. Böyle bir şeyi yetiştirdik. Bu arkadaşlara ben de yani devrettim ve gurur duyuyorum. Evet. Ben birinci lige çıkardım bu takımı. Ekibimle. Şampiyonlar Ligi'ne bunlar da şampiyon, şampiyon yaptılar. Evet. İşte Trabzon evi kurmakla. Ben de bu yönetimi kutluyorum, tebrik ediyorum. Şimdi insan yaptığı bir şeyin yani bozulmasını istemez. Daha da gelişince gurur duyuyoruz. Evet. Başkanım çok teşekkür ediyoruz ben sana da. Ben teşekkür ederim. Efendim bizi izlemeye devam edin.